Arkadaşlar merhaba, ben Yavuz Selim Şahin. Bir önceki dersimizde yapmıştık bir şeyler. Şöyle yani nasıl diyeyim? Ana sayfada videoları listeledik. Şimdi yapmamız gereken işlemler ise 7. bölümde yazıyor. Sol kısımda işte menüleri yöneticiler, işte yeni yönetici, yorum listesi falan, fiş mekan. Bu şekilde. Bir saniye bekler misiniz? Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya bir çay molası falan verdim. Çünkü bayağı bir boğazım ağrıyor. Hatta hala şu an çay içiyorum. O derece. Hem soğuk hem de boğazım ağrıyor. Neyse. Biz nerede kaldık? Yöneticileri listeleyecektik. Orada kaldık. Videoları listelemiştik. Şimdi yöneticiler PHP'yi açıyorum. End of file diye bir hata vermiş. Kesin bir şey kalmıştır orada. Parantezli bir şey kalmıştır. Lan biz bunu silmeyi unutmuşuz bak, görüyor musunuz? Lan var çakalak. Tamam. Şimdi bir sıkıntı olmayacaktır. Tamam. Yöneticiler listesi bunlar. O kadar. Hatta şu alt PHP'yi de veri tabanından giren şeyi çekelim. Yönetim paneli yazmış buraya. PHP echo arrow site alt tire footer. Bunu çekelim. Geldi mi bakalım. Hop geldi. Şimdi yöneticiler PHP sayfamızı nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Tabii ki de kodlarla yapacağız. Index.php'den hemen kodları direkt alıp sadece tablo isimlerini değiştirebiliriz. Zaten öyle yapacağım büyük ihtimal. Çünkü hem video müşahede hızlanır. Nerede? 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 Yöneticiler, yönetici listesi. Tamam, önce burada yazalım da şunu yukarı alırız. Şuradan. Evet. Tamam. Ne vardı burada? Lim. 5 tane gözüksün. Göster. Eşittir. S çarpı lim eksi lim desin. Tamamdır. Şimdi bir tane daha burada da Yıldız from admin diyeceğiz. Admin. Şimdi asıl sorgu yazıyoruz. Select Yıldız from admin. If hatta şuna şey alalım. Yönetici diyelim. Yöneticiler diyelim. Yöneticiler, yöneticiler, yöneticiler. Tamam. Var mı eksik bir şey çektiğimiz? Hayır yok. Aa, var. Şurada. Order by admin alt tire id desk limit göster lim. Hemen şunları hop böyle alabiliriz. Alabiliriz. Alabilirdik. Nereden çıktı ya? Benim ağzıma nereden takıldı bu? Bu şekilde sonuna K koyarak konuşma falan. Çok çok tuhaf ha. Bu aralar böyle konuşuyorum. Anlayamadım yani. Niye konuşuyorum? Count else echo div class alert alert tire danger yönetici bulunmuyor. Div desin. Buraya gelelim. Hemen şurada kapatalım. Açalım burada. Tweet kısmı şuradan hemen devam edecek. Daha sonra bir de for each kısmı yani döngü kısmı şurası for each yöneticiler s row diyeceğiz. Açıp kapatacağız burada yine tekrardan. Şu kısmı geliyorum. Evet. Burada da yazdırdık. Daha sonra şu kısım var ama onu da hallederiz. Bayağı dağılmış buralar. Tbody. Evet şuradan ID'den başlayalım. Echo row admin alt tire ID'si dedik. Evet. Admin alt tire isim. Admin alt tire posta.
İşlemler adlı PHP işlem eşittir admin düzenle id eşittir id admin id'si işlemler nokta php işlem eşittir admin sil id eşittir admin id'si. Evet, şimdi geldik sayfalama kısmına. Nerede bizim sayfalama kodumuz? Evet, for each function'ın hemen altına yapıştırıyoruz bunu. Buraya da yöneticiler Davos panel deyip yöneticiler diye şöyle Yavuz panel yöneticiler, Yavuz panel yöneticiler. Şunları da şuradan alıp UL kısmına gelip şuraya echo ile yazdırabiliriz. Şöyle alalım buraya. Şu UL kısmını silebilirik. Bak yine konuştum ya. Silebiliriz. Tamam. Ne var burada? Üst PHP'den çağırdık. Yöneticiler listesine gidiyorum. Tıklıyorum buraya. Gördüğünüz gibi Yavuz Selim Şahin info@yavuzselim.com. Hatta ikinci bir yönetici ekleyelim. Com şöyle iki tane ne olsun. Tamam ekledik bunu da. Sayfayı yeniliyorum. Bakın ikincisi geldi. Sayfalamayı bir deneyelim bakalım. Nasıl görünüyor ya. Bir bakalım ona da. Aa, çok dandik görünüyor. Neden öyle görünüyor? Bir saniye. Evet arkadaşlar, şuradaki class eklemeyi unutmuşuz. Class pagination, bunu ekleyeceğiz. Bunu biz bir de index'te ekleyelim o zaman bari. Ne yapalım? Şurada ekleyelim. Çünkü orada eklemeyi unutmuştuk. Pardon, bu ana paneldeki index. Nerede UL? Evet, şuraya ekleyelim onu. Karışıklık olmasın. Tamam. Şu an yöneticiler kısmını bakalım, deneyelim bir. Yöneticiler PHP 2. Hop ikinci geliyor. Tamam derece. Bu kısım efsane oldu. 5 sayfayı yeniledim. Tamamdır. Şimdi yöneticiler listeledik. Şimdi sıra geldi yorumları listelemeye. Hatta şurada yönetici listesinin yanında yine yuvarlak şekilde bunu yazalım hemen. Kaç tane yönetici olduğunu yazalım. Şurada. Evet. Yönetici listesi php echo toplam. Tamam. Sayfayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi iki tane yönetici var yazıyor. Şimdi sıra geldi yorumları listelemeye. Sonra da yönetici düzenle, video düzenle, yönetici sil. Hatta önce silleri yapacağız. Sonra düzenlemeleri yapacağız. Sayfa kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş. Tamam. Şimdi hemen yorumlara geçiyoruz. Yorumları nasıl yapalım? Yöneticiler kopyalayalım. Yorumlar diye hemen. Mantıklı değil mi? Niye uğraşalım ki? Yorumlar sonuçta aynı kodlar. Select yıldız from yorumlar. Yorum listesi. Tamam. Yorumlar. Order by yorum adı id. Şunların değişkenlerini yorumlar diye değiştirelim. Yorumlar row count, yorumlar as row, yorumlar. Tamam. Ay ay, yorumlar tablosunda neler vardı bizim? Bakalım hemen hızlıca. Yorum hangi video yapılmış? Yorum yapılan video. Yorum isim, yorum isim, hatta direkt isim yazalım ya. Burada video yazalım. Niye rutuyoruz ki? İsim, web site, web site. Hatta web site de gerek var ya. E-posta içerik atışı var. Yorum yazalım. Tamam.
Hemen buraya giriyorum. Table pagination. Yorumlar. Şunları da hemen düzenleyelim şuradan. Üreticiler. Yorumu bulamıyor. Tamam. Şimdi ne kaldı geriye? Şurada yorum alt tira ID'si. Hatta yorum ID'sini çekmeye lüzum var mı acaba ya? Çekelim mi? Çekelim ya, hem görmüş oluruz. Video alt video başlık olsun burada. Bunu da şimdi yazacağız yukarıda. Yorum alt tira isim. Yorum alt tira web site. Yorum alt tira e-posta. Yorum alt tira içerik. Yorum posta desin. Postaymış. E-posta değil, postaymış. Şimdi evet, geldik zurnanın hazır dediği yere. Şunu alacağız buradan. İşlem yorum sil. Yorum altları ailesi. Bu sıkıntı değil. Bu kısmı yaparız. Eyvallah da. Önemli olan kısım şurası. Şimdi. Fafa edit. Fafa edit diye bir şey olmayacak. Şunu sil, şuna keselim. PHP if row yorum alt tire durum 1'e eşitse echo tamam ya. Ya 2 saat şimdi nokta virgül nokta falan olacak bu sefer. Şey yapalım yani, biz kapatalım açalım. Yorum onayla diyelim. Yorum alt tira ID'si fafa check olsun. Else, hatta pardon, eraser olacak o. Erase olsun. Sil, yani yorum onayını kaldır. Else şöyle bir şey yapalım. Yorum şey, onay kaldır olsun bu. Yorum onayla olsun. Fafa check olsun. Tamam. Şimdi bir kontrol edelim mi yorumları? Allah'ım çalışsın ya. Yorum listesi. Video başlık diye bir şey yok diyor. Neden yok? Neden yok? Bana onu söyler misiniz? Çünkü biz tabloları birleştirmedik. Hemen şurada da birleştirelim. Inner join videolar on videolar nokta video alt tire ID eşittir yorumlar nokta yorum alt tire video ID. Hemen bunu da buradan alıp hemen buraya yapıştırıp hangi video yorum yapılmış, yorum içeriği falan filan. Biz bir de yorum yazdık ama durum yazmadık. Mesela şu an onaylıymış. Bakın. Onaylı olduğu için eraser. Onay kaldır var. Bakın altta, sur altta yorum kodu yazıyor. Şey, yorum ID'si yazıyor. Bu komple silme. Bu da onay kaldırma. Sadece hani onaylı olmayacak. O kadar. Hatta şu bir de şuraya e-postanın yanına bir durum ekleyelim ya. Ne olur ne olmaz. Görmek için maksat. Durum. E-postanın yanındaydı değil mi? Hemen onu nereden alabiliriz? Index.php'de bizim şeyimiz vardı ya. Evet, şunu alalım hemen. Yorumlara gelip e-postanın yanına bir tane daha ekleyip td. Çok fena karmaşık görünüyor değil mi? Şu an önünde başım vardı herhalde. Yorum alt tire durum. Onaylı onay bekliyor sadece. Sadece onu yazacak. Bakalım bir. Gördüğünüz gibi onaylı. Yorum da burada. Eğer yorum çok kötü bir şeyse hemen ne yapıyorsunuz? Onayı kaldırırsınız ya da tamamen silersiniz. Size kalmış. Evet. Şimdi kaç dakika olmuş bakalım bir. 14 dakika olmuş. Tamam. Şimdi yönetici sildirme ile
Yorum silmeyi yapalım. İşlemler PHP'de. Çok uzun sürdü ha. O kadar da bitirdik galiba ama. İşlemler PHP'yi açıyorum. Şimdi şu kısma geliyorum. Bakın şu kısımda. Zaten ben size bu işlemler PHP'yi de verdim. Şimdi burada switch case yöntemini kullanacağız. Yani tek sayfada bütün işlemleri yapacağız. Dolar işlem get işlem. Niye pi gibi yaz oldu? Neden yani? Hayır. Neden? Geç bir dakikadan açtık mı? Açmadık. Kafa gitti ya. İftarda sanki oruç diyorsa vallahi o derece. Şimdi switch işlem. Evet. Geldik case'lere. Case. Yorum sil. Şimdi normalde üst PHP'de biz session kontrolü yaptık. Admin kontrolü. Ama biz yine de her ihtimale karşı bence bunu yapın. Ben yapıyorum. Burada bir kontrol daha yapalım. If iset $session oturum. Bence bunu yapın. Ben yapıyorum arkadaş. Çok da güzel oluyor. Şimdi id diye bir değişken aktarıyoruz ve get ile bir id gönderilmiş mi onu okuyoruz. Sonra sil db prepare select yıldız select niye delete from yorumlar where yorum adları id'si geçici bir değer aktarıyoruz id dedik sil execute array id id dedik ve klasik if else else echo div class alert alert ile danger hata oluştu dedik buraya. Ve buraya da hemen şunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Success. Yorum silindi. Bekleyiniz. Ne diyecek buraya? Header. Refresh. 2. Şey 3 tane sonra denendirsin. Yorumlar.php gitsin. Tamam bunu bir deneyelim bakalım. Silecek mi silmeyecek mi? Yorumlardan bir tane kopyalayalım da. Ne olur ne olmaz belki lazım olur. Sayfa yeniliyorum. Ha, şu ikinciyi seni sileceğim mesela. Silmek istiyor musunuz? Evet dedik. Yorum sildi bekleyiniz dedi. İkinci ID C2 olanı sildik. Ha, ID C1 olan kaldı. Okey yorum silme bu kadar. Şimdi yönetici silmeyi yapacağız. O nasıl yapacağız? Bakalım orada ne demişiz biz yönetici listesinde. Ne demişiz? Admin sil demişiz. Case admin sil break şunları alalım ya 2 saat de şunları yazmıyorum sadece şunları evet şimdi id get id diye bir değişken oluşturuyoruz ve id diye bir veri gönderilmiş ona bakıyoruz bizim uid neydi session id'si değil mi şimdi burada bir şey yapmamız lazım kişi kendisini sildiği zaman yönetim paneline girebilir mi? Giremez. Yani şöyle bir şey yapmamız lazım. If id değilse eşit uid'sine. Eğer kendi id'sine eşit değilse silebilsin. Eğer kendi id'sine eşitse desin ki arkadaş kendini silmeye mi çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Desin. Tabii bir şey demesin de. Şöyle yazsın. Kendinizi silemezsiniz. Falan filan. Tamam. Şimdi klasik olarak direkt şunları alabiliriz. Hop. Hatta onları almaya düşmüyoruz. Sadece şuraya alacağız. Sorguya alacağız. Evet. Delete from admin where admin alt-tier id'si yönetici silindi. Yöneticiler bu kadar. Şimdi evet. Bir diğer yönetici kendimize silmeye çalışalım bakalım. Sayfa yeniliyorum. Silmek istiyor musunuz? Evet dedik. Kendinizi silemezsiniz dedi. Neden? Çünkü id'si 1. Gönderdiğim id 1. Giriş yaptığım id de 1. Ama id'si 2 olanı siliyorum. Diğer yöneticiyi silebildim. Neden? Çünkü id'si gönderdiğim id'ye eşit değildi. Yani giriş yapan kişinin id'si gönderilen ID'ye eşit değildi.
Biz de ona göre kontrolümüzü yaptık. Sildirdik. Evet. Silme işlemi de bu kadar. Bir de ana sayfadaki video silme işlemi var. Onu yapalım. Video sil. Hemen bunu yapalım. Evet. Case video sil. Break. Hemen şunları direkt alalım. Hatta şunları alacağız. Video sil. Evet. Oturum delete from videolar. Video alter ailesi. Video silindi bekleyiniz. Index.php. Tamam. Video silme de okey. Bir deneyelim onu da. Videoda bir tane oluşturalım. Kopyalayalım hemen şuradan. Sanki biraz hızlı gidiyorum gibi oldu ama elim alıştığı için hani yavaş yapma yapamıyorum yani, öyle söyleyeyim size. Yavaş yapamıyorum yani. Biz burada ne yapmışız lan? Niye ikisinde de bir yazdı burada? ID'si 3 yazması lazım diğerinde. Bakın mesela bir şey yaparken bir şey gördük. Index. Aa, bakın. Gördünüz mü? Bunu gözden kaçırmışız. Video alter ID'si. Evet. ID'si 3 olan mesela burada. Şimdi ben bunu sileceğim. Sildim. Video silindi bekleyiniz dedi. 1, 2, 3. Yes. Evet. Silme işlemlerinin tamamı bitti. Aslında aradan çıkardığımız güzel oldu bunu. Kaç dakika olmuş? 20 dakika olmuş. Arkadaşlar bu derslikte bu kadar olsun. Gelecek derste de yönetici düzenle, yorum onayla, yorum onayı kaldır ve video düzenliği yapalım. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve hoşça kalın. Güzel bir kahve oldu ya. Görüşmek üzere.